1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda her yönüyle kanseri konuşacağız. Peki kanserle özel nasıl hesaplaşabiliriz? Radyasyon onkoloji uzmanımız uzman doktor Züleyha Kadehçi bizlerle birlikte olacaklar. Hocam konumuz kanser. Tabii kulağa hoş gelmese de Evet. Bu hastalıktan kaçınamıyor bazı kesim. Tabii Allah kimsenin başına da vermesin diyoruz ama kanserle özel hesaplaşma nedir? Kanser çok sık görülen hastalıklardan bir tanesidir.
Özellikle kardiyovasküler hastalıkların ardından kanser hastalığı gelir. Ne yönden ikinci sırada gelir? Hastalarımızı kaybetme yönünden maalesef Türkiye'de ve dünyada ikinci sıradadır. Evet. Ondan dolayı biraz hepimizin gözünde biraz ürkütücüdür, korkutucudur. Ama ürküp korkmamamız lazım. Çünkü ne kadar bu hastalığı erken teşhis edersek başarı şansımız o kadar yüksek olur. Evet. Kanserle hesaplaşma nedir? Biz o hastalığı tanımamız gerekir. O hastalığın tanıdıktan sonra nasıl bir düşman olduğunu görmemiz gerekir. Ve o hastalığa karşı da tedavi için neler yapmamız gerekir? Evet. Bununla ilgili belli bir yollar çiziyoruz. Tabii ki kanser hastalığının tedavisi 3 çeşittir. Özellikle öncelikle cerrahi, yani cerrahi olarak o tümörün kanserin bulunduğu yerden çıkarılması. Evet. Bir. İkincisi kemoterapi. Kemoterapi dediğimiz ilaçlarla veyahut da damar yolundan, intravenöz yönden dediğimiz yöntemle vücuda kanserli hücreleri öldürecek ilaç enjekte edilmesi. Üçüncüsü de radyoterapidir. Radyoterapi de halk arasında biz ona şua tedavisi diyoruz. Yani ışın tedavisi diyoruz. Radyoterapi de kanser hastalığı, kanser hücreleri hangi bölgede varsa biz radyoterapi cihazımızla hastanın o kanserli bölgesinin üzerine o ışını, radyasyonu gönderiyoruz ve o gönderdiğimiz ışınla da oradaki kanserli hücrelerin ortadan kalkmasına sebep oluyoruz. Elimizden geldiğince alanlarımızı geniş tutup risk oluşturabilecek yerleri de, yani tümör dokusunun çevresini de içine alacak şekilde güzel bir şekilde tedavi etmeye çalışmaktayız. Peki Züleyha Hocam, tabii kanserin evreleri var. Birinci evresi, evet. İkinci evresi, üçüncü evresi. Peki bu kanserin evrelerini nasıl tanıyacağız, nasıl anlayacağız? Kişi kendisinde bir kanser teşhisi olduğunu nasıl bilecek? Hangi şikayetlerle size gelecek? Evet, kanser hastalığının evreleri 4 evresi vardır. 1, 2, 3 ve 4. evresi. Bu evreleri bizler onkologlar olarak yaklaşık 10 yıl kadar önce maalesef biz hastalığın 4. evresinde, 3. evresinde hastalığı yakalamaktaydık. Bu da bizim başarı şansımızı çok düşürüyordu. Ama şimdi daha erken dönemlerde hastalar için yapılan check-up'lar sırasında kanser teşhisine ulaşıyoruz. Öyle olunca da başarı şansımız daha yüksek oluyor. Çıkarılabilecek kitleleri çıkartıyoruz. Üzerine ışın tedavisi, kemoterapi, bu tedavilerle başarı şansımız çok daha yüksek seviyelere eriyor. Şimdi evre 1 dediğimiz birinci dönemde sadece bir organla sınırlı tümördür ve bu tümörün belli bir büyüklüğü vardır. Bizim belli bir kitapçığımız var. Orada tümörün büyüklüğüne göre evreler değişir. Belli bir büyüklüğün altındaysa, sadece bir organla sınırlıysa, çevresindeki dokulara yapışıklığı yoksa biz bunu sadece evre 1 tümör diyoruz. Evre 2 olduğunda bu tümörün büyüklüğü biraz daha artmıştır. Çevresel yakın dokularına yanaşmaları olmaya başlamıştır. Üçüncü evre dediğimiz artık çevresindeki diğer dokulara da yaslanmaya devam etmiş. Evre 4 dediğimizde de artık uzak organlara, yani diyelim akciğerdeyse uzak organ, orasıyla hiçbir bağlantısı olmayan bir kemiğe veyahut da hiçbir bağlantısı olmayan bir beyine, bir karaciğere, farklı organlara sıçraması şeklinde görüyoruz evre 4 hastalığı. Ya son aşama mı hocam? Son aşama oluyor. O zaman da hastalığın evresine kadar büyürse başarı şansı biraz daha düşer. Ama yine evresine kadar ileri olursa da olsun biz yine bu tümörle savaşmaya devam etmekteyiz. İşte diyelim ki uzak organlarında metastaz varsa, hastanın sıçramaya bağlı oradaki damarları, sinirleri içine hapseder o tümör dokusu. Öyle olunca da hastada ağrı meydana gelir. Yine büyük damarları
tıkarsa bu sefer kanamalar ortaya çıkabilir. Veya yemek borusunun, soluk borusu dediğimiz trakeanın bası yaparsa hastada nefes darlığı ortaya çıkar. Bizim yapacağımız özellikle radyasyon onkolojisinde, radyoterapide, radyasyon onkolojisi cihazlarında yapılabilecek şey, ne kadar geç de olmuş olsa evresi, hastanın o bölgesinde nefes darlığı mı var? Yaptığımız ışın tedavisiyle nefes darlığını rahatlatmaktayız. Evet. Diyelim ki durdurulamayan kanamaları mı var hastamızın, tümöre bağlı? Işın tedavisiyle oradaki kanamayı durdurmaktayız. Yine ağrıları varsa da yapılan ışın tedavisiyle sinir uçlarını biraz daha serbestleştirip tümörün küçülmesine bağlı hastanın ağrısını rahatlatmaktayız. Yine hastalık beyne sıçramışsa, beyindeki sıçrayan bölgedeki beyin dokusundaki hasara bağlı olarak bulantı, kusma, çift görme şikayetleri olur. Özellikle baş ağrısı olabilir. Yine o bölgeye yapacağımız radyoterapi dediğimiz ışın tedavisiyle de hastanın bu şikayetlerini ortadan kaldırmış oluruz. Bir de beyin tümörleri veya beyin metastazı dediğimiz hastalığın oraya sıçramasında beyinle ilgili bir tümörel olay varsa radyoterapi daha fazla ön plana çıkmaktadır beyin dokusundaki tümörlerde. Bunu da söyleyebiliriz bu şekilde. Kanser erkeklerde de kadınlarda da görülen bir hastalıktır ama bazı kanserler erkeklerde farklı seyrederken kadınlarda da daha farklı seyrediyor. Peki bunlar hangi kanser türleridir hocam? Şimdiki Türkiye'de ortalama yılda 180 bin ila 200 bin arası yeni kanser tanısı konmaktadır. Bu çok büyük bir rakam aslında. Evet. Ve bu kadar tümörün içerisinde kadın erkek oranına baktığımız zaman hemen hemen kadınlarda görülen kanserle erkeklerde görünen kanser birbirine eşit gibi görülmektedir. Zaman zaman erkeklerdeki görünen kanserler biraz daha artmış olsa da birbirine yakın seyretmektedir. Erkeklerde en sık görülen kanser türleri nelerdir? En sık görülen kanser türü birinci sırada akciğer kanserleridir. Bunun da birebir bağlantılı olduğu hazırlayıcı faktörü sigaradır maalesef. Ama kadınlar da çok içiyor artık sigara. Sigara içme yaşı bayağı da düştü. Çok haklısınız. Yaklaşık 8 yıl öncesine kadar kadınlardaki görülen kanser oranı erkeklerle karşılaştırıldığında neredeyse 8'e 1 oranındaydı. Yani çok daha düşüktü. Ama sigara içme yaşı ve yılı kadınlarda da maalesef arttığı için şu anda neredeyse 2'ye 1 ve hatta bu aradaki bu yelpaze birbirine yaklaşmak üzeredir. Maalesef kadınlarda da şu anda akciğer kanserinin görülme sıklığı hızla artmaktadır. Onu söyleyebiliriz. Bir de kadınların özellikle şöyle bir durumu var. Yani hani ben light sigara içiyorum. İşte nikotini az olduğu düşünülüyor. Light sigara olduğu düşünülüyor. Ama böyle değil. O zaman da içilen sigara dumanı daha fazla akciğer dokusunun içerisinde periferde dediğimiz iç tarafındaki ulaşılamayan akciğer dokularına kadar da ulaştığı için maalesef kadınlardaki görülen kanser oranı da artıyor. Tedavisi de güç hale geliyor ve sıkıntıları da çok daha büyük hale geliyor diyebilirim ben. O zaman şöyle diyeceğiz hocam, yani tabii sigara kanserin baş düşmanı. Kesinlikle. Tütün ve tütün ürünlerinden de uzak duracağız. Kesinlikle. Özellikle akciğer kanserinin görülme nedeni, hazırlayıcı faktörün %85'i sigaradır. Evet. Onun haricinde çevresel faktörler neler oluyor? İşte bazı kimyasallara maruz kalan, işle uğraşan, sanayide uğraşanlar, yine hava kirliliği diyebiliriz. İşte kömür dumanı, gazın, kömürün veya hani onun dumanı, gazının etkileri, ciğerleri, akciğerlerde oluşturdukları etkiler. Bir de çok az bir kısım genetik faktörler diyebiliriz. Evet. Ama %85 çok büyük bir rakam. Evet. Biz akciğer kanserini erken evrede görülme yakalama oranımız o kadar düşük ki %15-20'lerde. Bu ne demektir?
Sadece akciğer kanserini biz check-up sırasında tespit ediyoruz maalesef. Ve çok erken evrelerde, yani tesadüfi diyelim ki kalp ameliyatı geçirileceği zaman hasta, işte bypass ameliyatı geçirecek, o zaman anestezistin istediği akciğer filmleri sırasında görülüyor. Veya kişi düzenli bir şekilde yıllık check-up'larını yaptırıyorsa o zaman görülüyor. Yani yaklaşık %75-%80'i ileri evrede tespit edilmiş oluyor. O yüzden de bunu akıllardan çıkarmamak gerekir. Çok erken teşhis edilmesi şakaya gelmez. Mutlaka dikkat etmeleri gerekir. Burada sigara da, kullananlar. Evet, sigara kullananlar ve check-up'larına daha hassas. Kesinlikle, kesinlikle. Şu kişiler dikkat edecekler. Madde madde söyleyeceğim size. Birincisi, kişi 5 yıl boyunca, en az 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içiyorsa mutlaka akciğer kanseri olma adayıdır. Risktir bu. Evet. Kişinin eğer ses kısıklığı oluşuyorsa, hiçbir şey olmadan, yani ses kısıklığı oluşuyorsa, yani bir gripal enfeksiyonu yok, bir şey yok, bu bize akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Kişinin eğer parmaklarında çomaklaşma dediğimiz tırnağın arkasındaki yumuşak dokularda ağrısız böyle çomaklaşma, böyle büyüme, yuvarlaklaşma, doku kalınlaşmaları oluyorsa mutlaka akciğer kanseri yönünden araştırılması gerekmektedir. Düşmeyen ateşi varsa mutlaka akciğer kanserinin değerlendirilmesi gerekiyor. Kişide kilo kaybı varsa, yemek yiyor ama kilo kaybı var, bu bize sinsi akciğer kanseri belirtisi olduğunu göstermektedir. Yine sigara çok önemli diyoruz. Kişide sırt ağrıları varsa, bel ağrıları varsa, baş ağrısı varsa yine akciğer kanseri yönünden hastanın mutlaka değerlendirilmesi gerekir diyebilirim. Sigara her şeyden en önemlisidir. Evet. Onu söyleyebiliriz. Yani bile bile de içmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Böyle zehir, evet zehri biliyoruz. Sonucunda da kanser olacağımızı da biliyoruz. Akciğer kanseri de olacağımızı biliyoruz. Sadece akciğer kanseri değil, birçok hastalığında ana teması sigara. Tabii ki. Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları dediğimiz KOAH hastalığının zeminidir zaten. Evet. Kişi kanser olmamış olsa bile kronik akciğer hastalığı olduğu zaman zaten nefes alamaz. Zaten hayat kalitesi çok fazla düşer. Ama halk arasında şöyle bir şey vardır. Ya işte şu kişi içti ama hiçbir şey olmadı. Bu kişi içmedi ama... Bak görüyor musun, hasta oldu. Hani sigara içmeyen kanser oluyor, sigara içen kanser olmuyor. Bu tür hasta vakalarıyla da karşılaşıyorsunuz. Tabii ki. Sigara içmeyen kişilerde, özellikle kadınlarda sigara içmeyenlerde görülen bir kanser türü vardır. Bir patolojik tipi vardır. O patolojik tip şey değildir. Sigara içimiyle alakalı değildir. Ama o patoloji tipi... tipine maruz kalan kişilerin akıllı ilaç kullanım oranı artmaktadır. Bak bunun altını çiziyorum. Kişi sigara içmiyorsa, evet, akciğer kanserine yakalandığı zaman bir patoloji tipinde, o patoloji tipi hastada ortaya çıkmışsa, kişi sigara içmediği için akıllı ilaç kullanımı denen, hastanın hayat kalitesini daha çok artıran, tümörle savaşmasını daha çok artıran akıllı ilacın kullanımı bu kişilerde daha fazla olmaktadır. Yani onlar, sigara içmeyip akciğer kanserine yakalananlar, tedavisi daha başarılı ve daha şanslı gruptadırlar. Bunun da altını çizmek isterim. Erkeklerde akciğer kanseri dedik hocam. Evet. Peki kadınlarda sık görülen kanser türleri? Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Evet. Meme kanseri şöyledir. Her 10 kadından bir kadın meme kanseri görülme riski altındadır. 10 kadından bir kadın ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riski altındadır. Bu çok büyük bir orandır. Şimdi hastanın erken teşhis çok önemlidir dedik. Meme kanserinde de erken teşhis çok önemlidir. Bununla ilgili de belli şeyler bildirmek istiyorum izleyicilere. Dikkat etmemiz gereken. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kişide meme kanseri yok ama... Kişi 20 yaşını geçmiş, buluğ çağına ermiş, ondan sonra 20 yaşını geçmiş,
Bu kişi her ay adet döneminin 3. ya da 5. günü elle meme muayenesi yapması şart. Bu çok basit bir şeydir ve düzenli bir şekilde kişi bunu elle meme muayenesini yaparsa meme kanserini yakalama ihtimali çok yüksek olur. Evet. Sağ eliyle sol göğsünün bütün kadranlarını elle geçirecek. Çünkü meme kanseri nedir? Ağrılı değildir. Ağrısız bir kitledir. O yüzden ay ağrım var deyip kişiyi doktora götürmez. Ağrısı sinsi büyüdüğü için çok tehlikelidir. Kişi sağ eliyle sol göğsünü, sol eliyle sağ göğsünü ve koltuk altını elle geçirme, muayeneden geçirmesi gerekmektedir. Ve bu şekilde de her ay bunu düzenli olarak takip ettirecek. Kişi eğer ailesinde annesi, teyzeleri, halalarında meme kanseri varsa daha dikkatli olması gerekiyor. Daha kontrollerini, takibini daha iyi yaptırması gerekir. Kişi 20 yaş ile 40 yaş arasında elle meme muayenesinde bir eline şüpheli bir kitle geldi. Doktora başvurdu. Doktora başvurduktan sonra doktor ondan belli bir ultrasonografik görüntüler istemektedir. Bu ultrasonografik görüntüler nedir? Meme ultrasonu istenir. 20 ila 40 yaş arası ve orada görülen kitle eğer varsa malin dediğimiz iyi huylu olmayansa mutlaka oradan iğne biyopsisiyle onun mutlaka aydınlanması gerekir ki tedaviye başlayalım. 40 yaşından sonra kişilerde mamografinin kullanımına geçmekteyiz. Niye 40 yaşından sonra? Evet, yani 40 yaşında evet, bekliyor. 20 yani, yaşında evet, da olabilir. Niye belki 20 yaşından sonra değil 40 yaşından sonra? Bunun sebebi kişinin, bayanların 20 ila 40 yaş arasında meme dokusu çok yağlıdır. Yağlı doku olduğu için de mamografi sırasında içerisinde olabilecek malin tümöral kitleleri mamografi bize sağlıklı bir şekilde gösteremeyebilir. O yağlı yüzden doku de olduğu için. Yağlı doku olduğu için. O yüzden de 40 yaşından sonra mamografi daha sağlıklı. 20-40 yaş arası ultrason bizim için daha altın standart teşhis yöntemi diyebiliriz bu şekilde. Evet tabii tedavi yöntemlerine baktığımız zaman Züleyha Hocam, geçmişten bugüne kadar da teknolojide de çok yenilikler var. Kesinlikle. Yani kanser evet korkulacak bir hastalık ama tedavi olmayacak bir hastalık değil. Kesinlikle. Bundan bir 10 yıl öncesinde yaptığımız tedavi yöntemleri, bunun içerisinde cerrahi yöntemlerden evet, tutun, kemoterapik ilaçlar, akıllı ilaçlar, radyoterapi cihazları. Radyoterapi cihazları çok önemlidir. Neden? Radyoterapide kullandığımız, daha önceleri kullandığımız kobalt cihazları vardır. Bu kobalt cihazlarıyla hastalarımızı tedavi ettiğimiz zaman en basit bir örnek vereyim. Nazofarenks tümörü dediğimiz geniz tümörünü tedavi ediyoruz. Geniz tümörünü tedavi ederken kobalt cihazlarını kullanmaktaydık. Ve makinenin sağdan sola dönerken 90-270 derece arası şu geniz tükrük bezlerinin olduğu yerde bu bölgeyi içine alacak şekilde boyunu güzel bir şekilde ışınlamaktaydık. Ama ne oluyordu? Bu tam geniz tam orta hatta bir yerdedir. Bu bölgelerde tükrük bezleri var. Biz hastanın ışın tedavisini yaparken tükrük bezlerine de hasar vermiş evet, oluyorduk. Yani bir taraf iyi edeyim derken bir tarafta hasar alıyordu. Ve hasta alıyordu. Ne oluyordu? Ağzı kuruyordu. Elinde sürekli suyla gezmek zorunda kalıyordu. Ağzını ıslatma ihtiyacı hissetmekteydi. Bu çok önemli bir şey. Özellikle geniz tümörleri dediğimiz nazofarenks tümörlerinin tedavisinde geniz burnun arka tarafında, kulakların arka tarafında tam orta hatta kafa kaidesine yakın yerde oluşumdur. Ve bu nazofarenks tümörü dediğimiz geniz tümörlerinin tedavisi radyoterapi dediğimiz ışın tedavisidir. O bölgenin cerrahisi olmaz. Cerrahi evet, olarak o bölgeden o tümör çıkarılmaz. Radyoterapi sırasında yaklaşık bundan 10 yıl kadar önce biz hastaların tedavisinde kobalt cihazlarını kullanmaktaydık. Kobalt cihazını kullandığımız zaman hastanın genizinin ışınlanması için bu bölgelerinde olan sağ ve sol tükrük bezlerinde ışın alanına girmekteydi maalesef.
O yüzden hastanın geniz tümörünü tamamen tedavi ediyorduk. Ama hastalar ondan sonra ağzı kuru bir şekilde yaşamaktaydılar. Yani terapi yolayım derken diğer tarafta bir hasar bırakıyordu. Kesinlikle ve ellerinde su şişesiyle gezmekteydiler. Ama şimdiki cihazlarımız, özellikle triloji cihazımız şu anda bizim kendi kullandığımız... Evet, Avrasya Hastanesi'nde önemli bir cihaz var. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'ndaki radyoterapi cihazımız, triloji cihazımız, nokta atışı yapan, tedavi yaparken... Tümörlü dokuyu tamamen ortadan kaldırırken yanındaki çok yakınlarında oluşmuş olan kritik organ dediğimiz sağlıklı organları maksimum şekilde koruyan ama tümörü de maksimum şekilde öldürmeye çalışan bir cihazdır. Evet. Şimdi biz bu cihazla hastalarımızı tedavi ederken hastanın ağzı da kurumuyor çünkü tükürük bezlerini koruyoruz. Arkadan geçen sinirler vardır. Zincir kemiklerinin içerisinden geçen sinirler vardır. O sinirlere de hasar vermiyoruz. Beyincik dediğimiz hastanın tedavi alanına maalesef giren oraları da tamamen koruyoruz. İşte hastanın işitmeyle ilgili olan yerlerinde elimizden geldiğince her yeri korumaya çalışmaktayız. Evet. Diyelim ki hastanın gözünün tam arkasında bir tümör var. O bölgeyi ışınlarken göze en az zarar vererek oradaki tümörü öldürmek hedefimizdir ve bu cihazlarla bunu çok rahatlıkla yapmaktayız. Hastalar da rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde hem tedavisini olup hem bu şekilde normal sağlıklı hayatına devam ediyorlar. Bu da bizim için çok mutluluk verici bir şeydir, onu söyleyebiliriz. Evet, Avrasya Hastanesi'nde kanserle mücadelede de çok başarılı bir heyetiniz var hocam. Kesinlikle. Avrasya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümü 20 yıl önce ilk ruhsatlandırılmış özel hastanedir. Evet. Bu ne demektir? Yani o özel hastaneler içerisinde SSK ile anlaşması olan, hastalara çok güzel hizmetler veren, kanser hastalarını tedavi eden, iyileştiren bir özelliği vardır ve bu çok gurur verici bir şeydir. Tabii ki 20 yıl önceki cihazlarımızla şimdiki cihazlarımız yıllar geçtikçe çok daha kaliteli olmaya başladı. Daha teknolojiyi daha yakından takip ettiğimiz ve için. Avrasya Hastanesi de teknolojiyi yakından takip eden hastanelerden birisi. Kesinlikle. Çünkü bu cihazların maliyetleri de çok yüksektir. Evet. Cihazların bakımları da çok yüksektir. Cihazı kullanacak elemanlar da çok kaliteli eleman olması gerekir. Bu şeyimiz içerisinde, radyoterapinin içerisindeki ekibi de size az çok tanıtayım. İçerisinde radyasyon fizikçilerimiz var. Radyasyon fizikçilerimiz cihazımızın günlük, aylık, yıllık kalibrasyonlarını yaparlar. Bu ne demektir? Cihazın üzerinden bizim vermek istediğimiz radyasyon dozunu gerçekten veriyor mu? Az mı veriyor, çok mu veriyor? Doğaya zararı var mı? Çevreye zararı var mı? Bunları da ilgili kontrolleri yapan bir ekip. Radyoterapi teknikerleri hastanın günlük tedaviye alan, tedavisini yapan, hastaya moral vermeye çalışan, hastanın bir şekilde eli kolu olan radyoterapi teknikerleridir. Biz radyasyon onkologları da görevimiz şudur, hastanın tümörünü tespit ederiz. Görüntülemelerde diyelim ki MR'ında tomografisinde tümörünü gördük. Bu tümörünü ne kadar dozla tedavi edeceğimize biz karar veririz. Hastanın planlama filmini çekilir. Biz onun üzerinde tümörün işaretini yaparız ve radyasyon fizikçilerimize deriz ki bu tümöre şu kadar doz ışın vereceksiniz, verilmelidir diyoruz. Fizikçilerimiz de bununla ilgili hazırlık yaparlar, işlem yaparlar. Makinenin, radyoterapi cihazının içerisindeki bilgisayarların aynı benzeri radyasyon fiziği, radyoterapi fiziği odasındaki bilgisayarlarda da vardır. Yani aynı işlemi ışınsız bir şekilde simüle ediyoruz. Benzer bir şekilde aynı işlemleri yapıyoruz. Ve işte cihaz 360 derece dönerken hangi açılardan ne kadar doz verecek, ne kadarıyla hastayı tedavi edecek bunlarla ilgili de planlamalarımızı yapıyoruz, biz onayını veriyoruz ve hastamız bu şartlarda tedavisine giriyor ve vermemiz gereken dozu, tedaviyi sağlıklı ve güzel bir şekilde vermekteyiz, onu söyleyebilirim.
hocam, az önce hastanın moralinin iyi olması gerekiyor kesinlikle, dediniz. Kesinlikle, kesinlikle. Hemen aklıma şöyle bir soru geldi cevabıyla birlikte. Kanser olan hastamızın mutlaka morali, motivasyonu yüksek olacak. Kesinlikle. Çünkü az önce dedik ya programımızın başında, kanserle özel hesaplaşma nasıl oluyor diye. Aynen. Şimdi şöyle bir şey, hastanın morali gerçekten çok önemli. Kanserle hesaplaşırken biz onu ne kadar, şu dozda bu kadar ışın verirsek çok iyi gelecek, şu kadar kemoterapi verirsek çok iyi gelecek, şöyle cerrahi yapılırsa, tümör çıkarılırsa çok güzel olacak. Ama biz bunları bir makine gibi kağıt üstünde yapmak değil, biz bunu hastamıza inandırmamız gerekiyor. Biz buna hastaya, biz sana bu tedaviyi yapacağız ama yaptığımız tedaviyle sende başarı oluşturacağız. Bunun inancını vermemiz gerekiyor. İnancını vermezsek hastanın zaten immün sistemi dediğimiz direnci düşük olur ve bu sefer ay oramda hastalık sıçradı mı, ay burada mı oldu, şöyle mi oldu derken zaman geçer ve hastanın tedavi başarısı da çok düşük seviyelere inmektedir. Hastalığın tekrarlama riski de maalesef karşımıza kötü bir şekilde çıkar. Onun için biz hastayla hekim el ele verip biz sende bu şekilde tedavi yapmayı düşünüyoruz. Bu tedaviyi yaparsak böyle başarı elde edeceğiz. Ama bu tedaviyi yaparken böyle böyle yan etkilerimiz de var. Bunlarla da savaşacağız. Bunlar beklediğimiz yan etkiler. Bunlar bittikten sonra yolumuzu çizeriz diye bir ön görüşme yapıyoruz zaten. Tedavi sırasında da moralini zaten yüksek evet. tutmaktayız. Moral, motivasyon, stres çok önemlidir. Nereden bununla ilgili bilgimiz var? Yapılan hayvan çalışmalarında farelere tümör enjekte edilmiş. İki tür fareye de tümör enjekte edilmiş. Evet. Bir farenin üzerine çok gürültülü bir ortam getirilmiş. Bir fareye de gürültüsüz, sakin bir ortam. O gürültülü ortamdaki farelerin üzerindeki tümör hücrelerinin daha hızlı üredikleri görülmüş. Bu ne demektir? Hastanın morali, sıkıntısı... Yani stresten uzak duracak. Aynen, stresi ne kadar az olursa o kadar başarımız yüksek olur. Bu hayvanlarda gösterilmiş. Bunları insanlarda da biz birebir gösteriyoruz. Yani direkt bununla ilgili yorum yapmak çok sağlıklı olmaz ama... Bizim tecrübelerimizle, evet. Bakış açımızla biz inanıyoruz ki hasta ne kadar morali motivasyonu yüksek olursa tedavi başarımız da o kadar yüksek olur diyebiliriz. Peki hocam, kanseri yenmiş bir hasta tekrar kanserle karşı karşıya kalabilir. Kanseri yenmiş bir hasta, şimdi hastalığın tedavisi olduktan sonra kanser tedavisi, kemoterapi, radyoterapi, ışın tedavisi bütün tedavilerini aldı. İlk 2 yıl bizim için çok önemlidir. Hastalığın tekrarlama riski ilk 2 yıl bizde çok önemlidir. Ondan sonra 2 yılı atlattık. Hastanın 5 yıla geçene kadar süresinde de yine o yıl süresi de bizim için önemlidir. Ama ondan sonraki yıllardaki kanser hastalığının tekrarlama riski yıllara göre düşüş seyreder, düşerek görülme riski azalır. Ama hasta kişi çok ani bir stres yaşamışsa, bir kaybı olmuşsa, bir yakınlarının kaybı olsun, bir üzüldüğü bir şey olsun. O zamanlar hastanın kişinin direnci düştüğü zaman, o zaman hastalığın tetiklenmesi, tomurcuklanması maalesef bir yerde ortaya çıkması ortaya çıkabilir. Yani hani tekrarlayabilir diyebiliriz. Ne kadar 5 yıldan sonra bu tekrarlama riski düşük seviyelerde de olsa yine ortaya çıkma durumu vardır. Biz ne diyoruz? Tamam, hastalığı yendiniz. Takiplerinizi, kontrollerinizi sakın aksatmayın. Evet. Mutlaka kontrollerinizi aksatmazsanız tekrarlarsa bile zaten onun da mutlaka tedavisi vardır. Başarısı yüksektir. Onun için hiç endişelenmeye gerek yok diyebiliriz. Tabii burada zincirin birer halkalarıdır. Evet. Tedavi yöntemlerini söylediniz. Kişinin moral ve motivasyonunun aynen, yerinde evet. olması ve hasta yakınlarının da hastaya güzel mesajlar vermesi, kesinlikle. Onları sık boğaz etmemesi, bu da çok önemli. Şimdi hastayla birlikte benim mutlaka görüştüğüm hasta yakınlarımız hasta oluyor. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Onları desteklemeye çalışıyorum.
Onlara terapi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Onlara olabileceklerini nasıl davranmalarıyla davranmaları gerektiğini elimden geldiğince kişiye anlatmaya çalışıyoruz. Bu Avrasya Hastanesi'nin en özel ve önemli aslında göreviniz değil ama hocam gerçekten sizin hastalarla olan ilişkiniz çok güzel. Hani sizi evet. böyle bir evlerinin kızı gibi görüyorlar. Kesinlikle. Kardeşleri gibi görüyorlar. Evet. Hasta diyaloğu hekimle evet. çok önemli. Kesinlikle. Avrasya Hastanesi'ni ben ikinci bir ailem olarak görüyorum. Evet. Avrasya Hastanesi'nde 15. yılımı bitirdim. Bu kadar süre içerisinde yılda ortalama 800 bin arası hasta tedavi ettiğimizi düşünürsek bu binlerce yani evet. bayağı yüksek bir tedavi ettiğimiz bir arşiv oluştu. Geçen gün bir hastam telefon etti bana. Asistanlığım zamanında 20 yıl önce tedavi ettiğim bir hastaymış. Lenfomalı bir hastaymış. Hiçbir sıkıntısı da yok. Tesadüf eseri gittiği bir kan tetkiki yapıldığında işte ya seni bir onkoloğun görsünler demiş. Bu kadar zaman geçmiş, bu kadar yıl geçmiş benim telefonumu arıyor. Ve bana geliyor. Yani Züleyha Hanım ben sizi unutamıyorum. Yani aradan yıllar da geçti. Yıllar geçmiş ve geliyor. Yine geçen 2 ay oldu. Gürcistan'dan 12 yıl önce tedavi ettiğim bir hastaydı. Israrla sosyal medyadan arıyorlar, ediyorlar. Hani böyle kontrollerini size yaptırmamız gerekiyor, endişeleniyoruz diye. Yine geldiler, yine tedavilerini yaptık. Gittiler. Bunlar çok güzel bir evet, şey. Güzel duygular. Çok mutluluk verici bir şey. Gerçekten hani aradan yıllar geçtikçe. Tabii her zaman iyi hatıralar olmuyor. Bazen kötü hatıralar da, kötü değil miyim de yani kayıplarımız da oluyor. Ama o kayıplarımız zamanında da hasta yakınlarıyla olan bir bağ, bir aile evet. bağı olması. Bakıyorum sonra zaman geçmiş olsa bile teşekkür çiçekleri, teşekkür buketleri, yıllar önce tedavi ettiğim kişiye maalesef kayıp olmuş ama yani çok emeğiniz geçti diye bu şekilde oluyor. Biz insanız, herkes doğuyor, yaşıyor. Evet. Yani hayatın gerçeği bu. Bir şekilde de öleceğiz. Bizim amacımız, bir gün erken ya da bir gün evet, geç. Ama burada yaşadığımız sürece şey yapmak, önemli olan kaliteli yaşam. Evet. Onkoloji hastalarına ne kadar kaliteli yaşam sunabiliriz, ne kadar tedavi edebiliriz. Ne kadar onun moralini yüksek tutabiliriz. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlarla ilgili de elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz diyebilirim. Peki Züleyha Hocam, kaliteli yaşam reçetesi verir misiniz izleyenlerimize? Kaliteli yaşam reçetesi. Kaliteli yaşam reçetesi nedir? Öncelikle kişi beslenmesine dikkat edecek. Sağlıklı beslenme. Bu nedir? Yağ, şeker, un, onlardan uzak olup daha fazla protein ağırlıklı beslenecek kişi. Yani hasta olan, kanser olan değil, kişi. Sağlıklı olan bireyler. Proteinden zengin beslenecek. Bol miktarda su tüketecek. Evet. En azından günde 2 litreye yakın su tüketmesi gerekiyor. Ve günde en az 20 dakika, yarım saat 40 dakika açık havada yürüyüş yapmasını istiyoruz. Temiz hava, oksijen. Bu nedir? Bu nedir? Kişinin sporla birlikte vücudunda biriken noradrenaline dönüşür. Bu da hastanın moral motivasyonunu yükseltir. Kişi hobileri ne varsa, işte resim yapmayı seviyorsa, müzik dinlemeyi seviyorsa, herhangi bir şeylerle meşgul olmayı seviyorsa. Aktivitesinin olması evet, gerekiyor. Bunlarla mutlaka meşgul olması gerekiyor. Bunu da söyleyebilirim. Yine stresten uzak olması gerekiyor. Uykusuna dikkat edecek. Kişinin uykusu çok önemlidir. Uykuya uyumadan önce işte bitki çaylarından falan yani bir sağlıklı bir şekilde mutlaka uykusunun düzenini yerine getirmesi gerekiyor. Hocam bu konuyla alakalı bazıları mesela diyor ki bana 2 saatlik uyku yetiyor, 3 saatlik uyku yetiyor diyor. Ama normal insanın uyku saati de 6 ya da 7 saat. En azından bir 6 saat uyuması gerekiyor. Yani vücudun dinlenmesi gerekiyor. Evet. O kişiden kişiye değişir. Kişinin o dönemdeki şartları nedir acaba? Hani yaşamsal şartları nelerdir? Stresi mi var, nesi mi var? Belki uyuyor çok kısa süreli ama dinç kalkıyor. Ona da bir şey söyleyemeyiz. Ben önereceğim, ben yıllardır
belki çok iş temposunun yüksek olmasından çok fazla bazı şeylerle, hobilerle ilgilenememiştim ama son zamanlarda çiçek yetiştiriyorum. Çok güzel bir, bu hani böyle ya benim çok yerim yok, şuyum yok falan değil. Bir çiçek, bir küçücük bir böyle bir köşem var. Orada bir şeyleri ekiyorum, onları suluyorum, bir şey yapıyorum. Onlarla hayat buluyorum. Oraya baktıkça ya bunlar büyüyor, küçülüyor. Yani o insana bir enerji veriyor. Bu kendim ve evet, toprak enerji verir. Ama bunu niçin söylüyorum? Aynı zamanda bu COVID sürecinde, pandemi sürecinde belki bunu daha fazla hissettim. Bu dönemlerde daha fazla evde zaman geçirme olması, hafta sonları endişelenmeler, evdeyiz. Korkular, hani bir hastalıkla genelde ilgili korkular. Genelde şu da vardı, hocam, evde yalnız yaşayanlar böyle biraz evet. daha evhamlı oluyor. Yani kafasıyla olabilir. Konuşabiliyor. Evet, hep de evet. televizyonun başında zaman geçmiyor. Geçmez. İşte yemek yiyoruz, oturuyoruz. Yani evet. Ev alanımızda sosyal aktiviteler üretmeliyiz. Kesinlikle. Evet. Kendimize bir uğraş yapmalıyız. Kişi dediniz. Mesela belli bir şeyler üretebilir. Ne üretebilir diyelim ki? Yemek yapmayı seviyorsa yemek yapmak bir keyiftir. Evet. Yani onunla ilgilenmek, bir şeyler üretmek çok keyif verici bir şeydir. Veya... Anneleriniz el işi yapardı. Ay, o da çok, çok güzel bir şey. Mesela lifler örerler. Kesinlikle. Onları yapmak yani bir deşarj olmak yani o ortamdan insanı alıp götürüyor. Başka yerlere götürüyor. Yine kitap okumak. Kitap çok okumak. Güzel, çok onu önemli. Da kendim için söylüyorum. Belki özel olacak ama mesela bu aralar daha fazla tarih kitapları okumaya başladım. Ve tarih kitabını okurken de hani o eski devirlere gidiyorsunuz. Böyle hani bir şekilde beyninizi boşaltıyorsunuz. Bir şeyler öğreniyorsunuz. Evet. Öğrenmek de çok önemlidir. Yani bir şeyleri... Öğrenmenin yaşı olmadığını öğrendiğimiz zaman da Alzheimer hastalığından daha fazla şey yaparız. Kendimizi korumuş oluruz. Bunun gibi ben kendi hayatımdan bir iki tüyo verdim ama tabii ki herkes çok daha güzel şeyler yapıyorlardır. İnsanın hayatında her türlü şey oluyor. Hastalık oluyor, evet. sağlık oluyor. Hiç aklımıza gelir miydi hocam? Kesinlikle. Yani bir virüs dünyanın bir ucundan Türkiye'ye gelecek. Evet, evet. Şu andaki yaşadığımız kontrollü yaşam, evet. fiziksel mesafeler, evet. Maskesiz gezmediğimiz... Evet. Ve bununla birlikte yaşam standardımız çok değişti. Çok değişti. Daha da değişecek. Özellikle onkoloji hastalarında endişeler daha çok artıyor. Kimde endişe artıyor? Onkoloji hastalarının yakınlarında. Aileme, işte anneme, babama, yakınıma bir şey olmasın. Evet. Aman virüs bulaşmasın. Bu sefer o kısıtlamayı daha çok arttırıyor aileler. Öyle olunca da bu sefer hasta çok daha bunalıyor. Çok daha sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Bu sefer moralleri artık sevdiklerimize düzeliyor. Bile doya doya böyle sarılamadığımız kesinlikle, bir süreçten kesinlikle. Geçiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Onun için de onkoloji hastaları biraz daha bence bu konuda daha böyle buruklar diyebilirim. Ama inanıyorum ki yakınları da onları çok sevdiği için hastalık onlara bulaşmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Benim en büyük dileğim en kısa zamanda, çok kısa bir zamanda evet. inşallah 2021'de inşallah yani inşallah. Evet, en kısa bir süre zaman. Kaldı 2020'ye bitiriyoruz. 2021'e onun başlarında... günler kala. Hocamdan da güzel bir mesaj alalım. Pandemiden uzaklaşalım. Herkes birbiriyle sarılsın, herkes birbiriyle sevgi dolu yaşasın. Ama çünkü sevgi kazandırıyor evet. hocam. Kötü alışkanlıklarımız vardıysa o zamanlar bunlar bize bir şey olsun, ders olsun, bir daha hani daha fazla birbirimizi sevelim, daha fazla birbirimizle evet. iletişim kuralım, daha fazla vakit geçirelim, kıymetini bilelim. Kıymetini bilelim. İnşallah öyle olur diye düşünüyorum. 2021 yılı hastalıklardan uzak bir yıl olsun. İnşallah. Hastalıklardan uzak, sağlıklı, evet. sıhhatli, güzel arkadaşlıkların, dostlukların, kahve içmelerin, çay içmelerin yılı olsun inşallah diyorum. Tabii i̇nşallah. Siz bugünlerde de çok yoğun çalıştınız hocam. Kesinlikle. Onkoloji servisi de çok yoğun çalıştı. Bu pandemi sürecinde inanın Mart ayından bugüne kadar onkoloji hastalarının tedavileri hiç aksamadı. Evet. Hiç aksatmadınız. Kesinlikle aksatmadan sanki cam kırıklarının üzerinde yürür gibi onları elimizden geldiğince kısa süreli
bekleme salonunda tutmaya çalıştık. Evet. Tedavilerini hızlı bir şekilde yaptık. Tedavilerini tamamladık. Sterilizasyon şartlarına çok dikkat ettik. Cihazın içerisindeki temizliklere, özellikle teknikerlerimizin çabası, onlar hiçbir şekilde gözden çıkmaması, evet, gerekir. Gerçekten onlar da canla başla birebir her gün hastaları tedaviye aldılar, tedavilerini yaptılar. Bizler de aynı şekilde hastaların giriş çıkışlarında özellikle acil girişinden girmemesine dikkat, evet, etmeye çalıştık. Onlar hassas oldukları için. Güzel tedaviler yaptık. Tedavilerden çok güzel başarılı olduğumuz hastalarımız da oldu. Yine tedavileri yapmaya devam ediyoruz. Evet. Ama bu süreç biraz daha çabuk biterse, inşallah bu pandemi süreci ne kadar çabuk biterse, hastalar, hasta olduğunu daha bilmeyen onkoloji hastaları var maalesef evlerinde. Korkudan teşhis kondurmak için bile hastaneye gidemeyenler. Hocam, çünkü hastaneler gerçekten güvenli. Kesinlikle. Yani evlerimizden daha güvenli. Neden? Evimizde her zaman da işte dezenfektanlarla temizlik yapılamazken, ama hastanemizde bakıyoruz, Avrasya Hastanesi'ne içeriye girdiğiniz zaman, evet, ateş ölçerlerle sizi karşılayan bir ekip var. Ardından kesinlikle dezenfektanla ikram eden, evet, bununla birlikte ateş her olacak taraf tertemiz, pırıl pırıl. Evimizdeki o güven hastanelerde zaten fazlasıyla var. Zaten Avrasya Hastanesi'nde 50 küsur branşında uzman meslektaşım, evet, var. Tabii. Bunlar her branşta gerçekten çok bilinçli, tecrübeli, işini çok iyi yapabilen, uzman hızlı yapabilen kadrosu olduğu için eğer kişiler kanser hastalığına yani kanser hastalığından şüpheleniyorlarsa da, şikayetleri varsa, vakit kaybetmeyip mutlaka doktora başvurmalarını tavsiye ederim. Çünkü erken evrede yakalanabilecek bir hastalık, bu süreçte geç evreye kalırsa başarı şansımız çok daha düşer. O yüzden kar zararı düşünmekte fayda var, ama her zaman için hastalığın teşhisi bizim için kârdır. Bunu da unutmamak gerekir diyebilirim. Erken teşhisi hayat kurtarır diyoruz. Kesinlikle. Erken, ne kadar erken teşhis edilirse hastalık, o kadar hayatımız bize kalır. Sağlıklı yaşam için, yaşam kalitemizi daha güzelleşmesi bizim kendi elimizde hocam. Onun için hastalık daha kapımızı çalmadan, evet, hastalık kapımızı çok erken dönemde yakalamışsa da mutlaka doktora gidip check-up'larımızı yaptırıp erken dönemde teşhisimizi koydurup tedavilerimizi olmamız şart. Mutlaka bunu yapmamız gerekir. Ve rutin muayenelerimizi de... Rutin muayeneleri de asla aksatmamak, evet, gerekir. Evet, aksatmasınlar. Onun için hayat... evet, şu anda önemli, hayat eve sığıyor. ama hastanelerimizde de kıymetli hocalarımız gibi branşlarında birbirinden kıymetli değerli hocalarımız, profesörlerimiz, bilim insanlarımız Avrasya Hastanesi'nde hizmet vermeye, kesinlikle, de devam ediyor. Kesinlikle. 7/24 hizmet veren bir hastane, kesinlikle, Avrasya Hastaneler Grubu. Kesinlikle. Elimizden geldiğince bütün meslektaşlarımla birlikte, evet, en iyi, en kaliteli sağlık hizmetini hastalarımıza sunuyoruz. Biz, en büyük dileğim bu pandeminin bir an önce bitmesi ve normal hayata kavuşmamız. Ama bu pandemi sürecinde de check-up'larımızı ve ufak tefek bile aklımızdan ufak tefek şikayetler bile olduğunu düşündüğümüz şikayetler varsa mutlaka doktora gitmeyi tavsiye ediyorum. O şekilde söyleyebilirim. Çünkü küçük şikayetler haberci. Hastalık habercisi. Onu kaçırırsak bir daha evreler ilerler ve bunun tedavisi başarısız hale gelir, imkansız hale gelir. Evet. Onun için ufak tefek şikayetlerimizde mutlaka doktora gitmemiz şart diyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 2021 yılı size de uğur getirsin, başarı, İnşallah, getirsin, çocuklarınızla, ailenize şans getirsin. Çok teşekkür ederim. Sizi de aynı şekilde, aynı duygularımla. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, bugün Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteydik. Her yönüyle kanseri konuştuk. Radyasyon onkoloji uzmanımız, uzman doktor Züleyha Kadehçi bizlerle birlikteydi. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.
1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.